O kadının annemin odasına girmesine nasıl izin verirsin? Hayır Arkay. Onu durdurmaya çalıştık ama... Sultanın annesi ısrar etti. Ama Arkay... Annem gerçekten de çok perişan oldu. Sultanın annesini gördükten sonra o... Titremeye başladı Arkay. Ne bekliyordun ki? Annemin kadına sarılmasını mı? Yoksa kadına bu evde... Rahat edip etmediğini sormasını mı? Odasındaki klima iyi çalışıyor mu? Eğer bir sorunu varsa onu annemin odasına taşıyalım. Hayır Arkay. Sultanın annesi bir şey söylemedi. Onun yerine... Annem için endişelendi. Kapa çeneni Mado. Eğer endişelenseydi o zaman bu eve gelmezdi. Kendi başına gelmedi Arkay. Onu sultan getirdi. Sultana bunu neden yaptığını ben hiç anlamadım. Peki beni anlıyor musun Madu? Neden beni aradın ha? Sultanın annesine empati göstermem için mi? Öyleyse söyle bana Madu. O zavallı bir kadın mı diyeceksin? Hayır Arkay. Sana söylemeye çalıştığım şey... Yanıldın mı? Sultanla oturup sakin sakin çıkış yolu bulmaya çalışmam mı? İstersen Muhan Kundura ismi de yılın 6 ayı 10'da kalsın, olur mu? Ne dersin? Ona adaletsiz davrandığım konusunda başka bir şikayetin kaldı mı peki Madu? He? Bunları nereden çıkardığını bilmiyorum ve bu kadar gerileceksen eğer lütfen benimle konuşma. Tamam, öyle istiyorsan seninle konuşmam ben de. Sahne 22, çekim 1, tekrar 8. Motor! Sana kaç kere yalana tahammülüm olmadığını söyledim. O zaman neden sen... Arkay efendim... Heh. Kes. Patron. Sorun nedir patron? Gergin misin? Bittu. Sabahtan beri yanımdasın. Ve bu aralar ne çok sorunla boğuştuğumu biliyorsun. Eğer tüm bunlara rağmen bana bir daha bu soruyu soruyorsan hafızandan şüphe etmeye başlayacağım. Beni şimdi iyi anladın mı Bittu? Patron, onu kastetmemiştim. Yani bunları anlıyorum. Hazır. Beklemedeyiz. Tam ses. Sahne 22, çekim 1, tekrar 9. Motor. Yenge, buyurun. Ben de sizi arayacaktım. Bittu, Arkay iyi mi? O iyi değil. Şey, hiç bu kadar... Tekrar alındığını görmemiştim çekimde ilk defa. Tek sahne için 9 tekrar alındı. Kestik, kestik. Arkay, bir kere daha alalım. Bakın, 10 oldu. Yemek yedi mi peki? Hayır, yemek yemedi. Yani... Kestik, kestik. Patron ben... Yengene söyle nasıl olduğumu... Sorma zahmetine girmesin hiç, tamam mı? Yenge, telefonu kapatıyorum. Tamam. Arkay efendim, bir kere daha alalım. Hayır. Biraz ara vermem gerekiyor. Sorun değil. Başka sahneye geçelim. Ben karavandayım. (Gülüyor)